Çok değerli müsteşarım, çok kıymetli Uludağ Üniversitesi rektörümüz, çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Bursa dışından gelen kıymetli dostlar, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu kadar mimar ve mühendisin arasında bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Az önce Sayın Valimizi beklerken, tabii etrafındaki herkes mimar ve mühendis. O arada Sayın Valimiz geldi. Çok değerli Genel Başkanımız, Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanımız, okul arkadaşım hoş geldin. İçinden Allah'ım Vali Bey de mühendis istedim. Bu kadar da değil artık dedim, abarttılar. Allah'tan liseden okul arkadaşımızla. Öncelikle böyle güzel bir organizasyona, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmanın hazdını yaşadığımı ifade etmek isterim. Rasim Bey de Bursa Şube Başkanımız, bizim çok değerli bir dostumuz, arkadaşımız. Ben de bu arada bir mimar babasıyım, ondan söyleyeyim. Oğlum geçen yıl mimar fakültesini bitirdim. Allah ayıp etsin. Amin cümlesinin. Şimdi, tabii teknolojideki, sanayideki büyüme hızı, açıkçası hizmet sektöründeki büyüme hızının çok çok üstünde. Çılgınca bir değişim ve dönüşüm var. Bu değişim ve dönüşümü ayak uydurmak lazım. Ve bu manada bugün burada inanıyorum ve ümit ediyorum ki farklı konularda mühendislik yapan arkadaşlarımızla ışık tutacak önemli şeyler konuşulacak, önemli konular konuşulacak. İnegöl'de olduğum için biliyorum, mobilya sanayinden biliyorum. Bizim mobilya sektörü olarak 1 kilogram ihracatımızın tutarı 3.4 dolar civarındaydı sanırım. İtalya'nın, ki dünyanın ikinci büyük mobilya ihracatçısı, İtalya'nın kilogram fiyatı 7.5 dolar civarında falan. Yani aramızda böyle bir fark var. Hem tasarım anlamında, hem teknolojik ürünler anlamında daha değerli, daha pahalı ürünlerin üretildiğini biliyoruz. Ve bu manada da ülkemizin ciddi bir gelişime ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ama bir tarafta da şunu düşünüyorum. Burada konuşmacılar konuşurken Rasim'in kulağına girdim. Ya Rasim dedim, bunların hepsi insanı yok sayarak, insanı bitirerek mi dedim, ilerleyen konular dedim. Dedi, acaba gerçek dedi. Yani Çinliler dedi, maliyetleri düşürüyor dedi. Böyle yaşıyor. Böyle dedi bu işi yapıyorlar. Benim acizane tavsiyem siz yine insan usulünü unutmadan bu işlerle alakalı icatlarınızı ve yeniliklerinizi ortaya koyarsanız daha iyi olur. Ama şu da bir vaka ki bunları da hayata geçirecek olan insanlar nihayetinde. Ablosun ülke olarak artık güzel şeyler konuşuyoruz. Ülke olarak bu noktada ufka daha vizyoner bakan bir bakış açımız var. Yani insansız hava araçları, işte kendi silahımız, kendi aracımızla alakalı. Belki bazıları şu an söylem bazında olsa da ben inanıyorum, ümit ediyorum ki bu tip birlikteliklerle, dayanışmalarla daha güzel yarınlar yakındır diye düşünüyorum. Bu vesileyle hem genel başkanımıza, hem şube başkanımıza, bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hepinizi saygılar, sevgiler, selamlar. Tekrar hoş geldiniz.